Fakat dün özellikle dünün önemli gelişmelerinden biri, sıcak gelişmelerinden biri Antalyaspor Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli futbolcu Sagiv Jeheskel gözaltına alınmıştı. Kameralarımızı Antalya'ya çevireceğiz. Futbolcu şu sıralar ifade veriyor. Detayları Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar'dan alacağız. Alparslan sendeyiz. Kaan, belirttiğin gibi aslında dün gece, dün akşam özellikle oldukça sıcak anların yaşandığı bir akşamdı. Antalyaspor ve Trabzonspor karşılaştı ve 1-1 biten maçın 68. dakikasında İsrailli futbolcu, Antalyaspor forması giyen Sagiv Jeheskel 68. dakikada bir gol attı ve hemen ardından da bir sevinç gösterisi ve bir fotoğraf karesi. İşte o fotoğraf karesinde sol bileğindeki bandajın hemen altında 7 Ekim 100. gün ve bir Davut yıldızı vardı. Bu fotoğraf karesi oldukça tartışıldı. Antalyaspor yönetimi Jeheskel'i kadro dışı bıraktığını açıkladı. Ve hemen ardından da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı halkı kin ve nefret düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu da Antalyaspor'un kadro dışı bırakma açıklamasını, hareketini doğru bulduğunu ifade etti. Ve sonrasında gözaltına alındı Jeheskel ve gece saatlerinden bu yana Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındaydı. Ve dakikalar önce de adliye sevki gerçekleşti. İlk ifadesi oldukça dikkat çekici Kaan. İfadesinde savaş yanlısı olmadığını ifade etti Sagiv Jeheskel. Ve kimseyi kışkırtmak ve provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim dedi. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı. İşte bunlar Sagiv Jeheskel'in ilk ifadesindeki noktalarda önemli noktalar bunlardı. Ve dakikalar önce de sağlık kontrolü ardından da adliyeye sevki gerçekleşmiş olacak. Dediğimiz gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Sagiv Jeheskel hakkında halkı kin ve nefret düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aslında Sagiv Jeheskel'in yapmış olduğu hareketi kınadıklarını ifade etmişti ve savcılığında soruşturma başlattığını da ilk olarak Yılmaz Tunç bildirmişti, belirtmişti. Dediğimiz gibi geceden bu yana Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındaydı. Dakikalar önce de sağlık kontrolü ardından da adliyeye sevki gerçekleşti. Bunu da belirtmiş olalım Kaan. Peki. Alparslan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız var. Konuklarımızla değerlendireceğiz. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Ulu da bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz. Nihat Ulu da hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Çevrim içi olarak da siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay bizlerle olacak. Sayın Aktay siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Kaan Bey. Nihat Bey de selamlar. Şimdi size soracağım sorular olacak ama izninizle önce Nihat Bey'le başlamak istiyorum. Sayın evet. Nihat Uludağ ile başlamak istiyorum. Şöyle ki amaç ne diye sorsam Nihat Uludağ direkt bu soruyla başlayayım. Aslında Kaan İsrailli futbolcunun muazzam bir pratik eylemi vardı orada. Bir hamle yaptı kendince. Zaten dünya hassas bir süreçten geçiyor. Türkiye oldukça hassas bir süreçten geçiyor. Ve bu görüntü aslında futbol anlamında hiç de hoş ve nezaketli bir tavır ve davranış değildi. Ancak Alparslan Çınar biraz önce bağlandı, yayında anlattı, ifadesini de söyledi bize. Ve İsrailli futbolcunun özellikle bu eyleminden çark ettiğini, geri manevra yaptığını ve olayı, savaşı istemediğini ve bitmesi gerektiğini söylediğini söyledi. Doğru olanı da söylemiş, doğru şeyi de söylemiş ama bu tür eylemlere karşı çok dikkat etmemiz gereken bir süreç yaşıyoruz Kaan Temeltaş. Özellikle son dönemlerde biliyorsun sen de yakından kamuoyunu takip ediyorsun. Bir yandan terör örgütü operasyonları, bir yandan terör saldırıları, diğer yandan Mossad casusluk soruşturmaları ve Türkiye şu an bir abluka içerisinde terör baronları harekete geçti ve bunu hayatın her alanına yaymaya çalışan bir psikolojik harp tekniği de uygulanıyor ülkemizde maalesef. Ve dolayısıyla bu da hiç de sportmence bir tavır değildi. Provokatif bir eylemdi, provokatif bir yaklaşımdı, davranıştı ve doğru olan da yapıldı. Ama tabii ki bu İsrailli futbolcunun yaptığı bu hareket kendisini bağlar.
Başka hiç kimseyi bağlamaz. Ülkemizde yaşayan Yahudi ya da İsrail, Yahudi uyruklu ya da İsrail vatandaşı vatandaşlarımız da bağlamaz. Tamamen kendi şahsına özel bir tehlikeli bir provokatif eylem yaptı. Ancak doğru oranda yapıldı. Sportmenliğe yakışmayan bir hareket karşılığında kulübü uzaklaştırdı sahalardan ve gözaltı işlemi yapıldı. Antalya Emniyeti ifadesini aldı, sorgulamasını yaptı ve sorgulasını da dedi ki ben bunu hani provokatif amaçla yapmadığını söylüyor. Ben işte savaş bitsin, kan dökülmesin amacında söyledim diyor ama o gösterdiği sembol aslında tam da onu ifadesiyle örtüşen bir yaklaşım değil. Fakat önemli olan geri manevra yapması da önemli, kıymetli. Tabii bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonraki süreç adliyeye sevk olacak. Adliyede yargı makamları yaptığı bu etkinliğin, provokatif hareketin cezai bir karşılığı ve müeyyidesi varsa mutlaka onu da uygulayacak ama ben ondan ziyade şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu tür provokatif eylemler hep olacak ve olacaktır da. Yani hep olacak. Yani biliyorsun bu Riyad'da oynanması planlanan bir kupa maçı vardı Kaan geçtiğimiz hafta. Orada bile basit bir sözleşme kaynaklı, anlaşmazlıktan kaynaklanan bir olay bile nasıl bir siyasi mecralara çekildi, nasıl milli değerlere saldırı o argüman olarak kullanıldı. Yani sosyal medya olsun gerek bu tür eylemler olsun provokasyon için muazzam bir şekilde kullanılıyor. Bir el tarafından ben kullanıldığını düşünüyorum. Bu amaçla da vatandaşın her daim sağduyulu ve sükunet içerisinde bu olayları karşılaması lazım. Çünkü bir sahneleniyor, bir oyun sahneleniyor. Türkiye'de hedef alınmış ve bu oyunun dört bir koldan sahneleniyor bu oyun. Bir yandan bakıyorsunuz Kaan, DAEŞ bütün teröristlerini Türkiye'ye göndermiş. Yani son iki ayda biliyorsun daha önceki yayınlarımızda söyledik. 789 DAEŞ'li terörist yakalandı. Diğer yandan bakıyorsunuz PKK'ya karşı muazzam bir operasyon var. Bir yandan bakıyorsunuz PKK terör örgütünün üstlerimize yaptığı hain sızma girişimleri ve saldırıları var. Yani şu an bir yanda Orta Doğu yanıyor, Gazze yanıyor, dünya yanıyor ve bir yandan da yakılmak istenen bir Türkiye var ama şu ana kadar gayet doğru reflekslerle, doğru mücadelelerle olaylar bertaraf ediliyor ve bu anlamda da vatandaşın bu tür provokatif olaylara da hiç aldırış etmemesi gerekiyor. Bu yaptığı hareket doğru bir hareket değil bu İsrail futbolcunun. Gerçekten de değil fayda yani. Var. Şunu da söylemekte yani, fayda var. Cehaskel bu transfer sezonunda geldi Antalya. Yani yeni geldi daha. Hı. Birkaç aydır Antalya Spor'da. Antalya Spor yönetiminden de bu konuyla ilgili açıklamalar geldi. Onaylamadıklarına ilişkin açıklamalar geldi. Tabii ki. Onaylanacak bir tarafı yok çünkü. Kulüp yöneticilerinden evet. Bu açıklama geldi. Yani futbolcunun kendisini bağlayan bir hamle olduğu ifade edildi yine. Ben Sayın Aktay'a dönmek istiyorum. Tekrar tabii. Devam edeceğiz tabii. Aynı şekilde. Sayın Aktay, sizin düşünceniz nedir? Tabii Nihat Bey çok güzel bir şekilde özetlediği konuyu farklı perspektiflerden. Tabii ki günümüz koşullarında artık devletler kamu diplomasisi üzerinden sporu özellikle bu gibi faaliyetlerde kamuoyunu etkilemek ve kamuoyunda yeni farklı görüşleri belirlemek ve özellikle uluslararası alanda kendi sporcuları ve sportif faaliyetler üzerinden kamu diplomasisini maalesef bu gibi spor gibi önemli birleştirici ve toplumları uzlaştırıcı bir alanda kullanıyorlar. Bu da tabii ki sporcuların özellikle böylesi zamanlarda hangi ülke olursa olsun uluslararası dünyanın bir ayağa kalkmış olduğu az önce sporcunun ifadesini dinledim de gerçekten çok şaşırdım. Eğer madem amacı oradaki savaşı son bulmasıysa biz arzu ederdik ki tek bileğinde Filistin, tek bileğinde İsrail bayrakları olsun ve bunun artık son biz öyle bir ifade beklerdik. Ama sporcunun aksine tam aksine Davut Yıldız'ı ve tamamen savaşın başladığı, kendilerince başladığı tarihi belirtmesi ve Davut Yıldız'ını böyle ifadesiyle hem de beden diliyle bunu çok net bir şekilde o savaşı savunuyor olması bence o bahsettiği, o vermiş olduğu ifadeyi çok anlamlı kılmıyor. Dolayısıyla hem ülkemizin yakın zamanda yaşamış olduğu biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Fenerbahçe ve Galatasaray maçı gibi ve bunun gibi benzeri özellikle yaklaşan bu savaş ve İsrail'deki savaş ve ülkemizin yaklaşan yerel seçimleri de spor bu ve benzeri durumlara kamu diplomasisi için özellikle dış devletler açısından malzeme edilebilecek bir konu. Bu konuda hem federasyonların hem de ilgili yönetimlerin bu konuda çok daha dikkat etmesi, ekstra bir önlem alması gerektiği düşünüyorum. Dolayısıyla spor çünkü hem küresel hem de yerel kültürün çok kıymetli bir parçası. Az önce söylediğim gibi
her sizin siyasi görüşünüz, hayat görüşünüz, inancınız, etnik kökeniniz ne olursa olsun stada girdiğinizde siz bir takımın taraftarı olarak bir araya geliyorsunuz. Çok bütünleştirici bir unsurdur aslında spor. Dolayısıyla bu unsurun, bu gücünü de az önce söyledim, devletler kamu diplomasisi aracılığıyla bu kitlelere ulaşarak kendi ifade yöntemlerini kullanmaktalar. Kaan Bey. Şimdi tabii bu arada şunu söylemekte de fayda var. Sormakta daha doğrusu fayda var. Aynı mesaj, Sayın Aktaş size soracağım. Sonrasında Nihat Bey sizinle devam edeceğim. Aynı mesaj, daha doğrusu benzer bir mesaj İsrail Büyükelçiliği de sosyal medyadan paylaştı. Yani bu ikisi arasında futbolcunun o bilekliğinde yazan bu yazıdan bahsediyorum. Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı kurmak lazım? Yani bu bir talimat. Tam da az önce söylediğim unsur, yani ülkenin yumuşak gücünü gösteren bir öge spor. Yani uluslararası arenada gücünü göstermek için kullandığı çok önemli bir güçtür spor. Dolayısıyla Büyükelçilikle beraber sporcunun bunu bir arada yapması eşgüdümlü, iletişim şeklinde, yani planlı bir şekilde yapıldığında aslında ispatı. De az önce, yani bu sadece yeni çıkan bir unsur değil. Yani dünya artık yeni geleneksel diplomasinin ötesinde artık kamu diplomasisi üzerinden bu faaliyetleri yürüttüğü için sporcuları da, bakın yakın zamanda olmuş, gerçekleştiğini ben de sizin vesilenizle öğrendim. Yakın zamanda gerçekleşmiş bir transfer ve böyle bir mesaj vermesi, bunların hepsini tek tek alt alta dizdiğimizde asa taşların ne kadar yerine oturduğunu ve bu uluslararası arenada İsrail'in gücünü göstermek için sportif faaliyetlere, bizim ülkemizde bunu yapması, cesaretini göstermesi birazcık, ama yaptırılan yaptırımla da ne kadar hata yaptıklarını görmüş oldular bence. Nihat Bey, size de sorayım aynı soru, sonra bir sorum daha olacak. Tabii toplumsal eylem, olay ve provokasyonlarda tesadüfe asla yer yoktur. Ve bir el bir düğmeye basar, organize hareketler ve toplumun karşılığındaki olayı gerçekleştirecek olan kişiler bir bütünlük içerisinde o eylemi hayata geçirirler. Yani bu işin doğasında vardır. Bu Türkiye'de 30 yıldır oynanan bu psikolojik harp, psikolojik tekniklerde, harp tekniklerinde uygulanan klasik tekniktir. Yani nasıl oluyor? Böyle bir mesaj veriyorsunuz. Neyin mesajı bu Kaan Temeltaş? Neyi ifade ediyor bu mesaj? Yani yaklaşık 100 gündür Gazze'de binlerce sivil, çocuk, yaşlı, kadın, yüz binlerce ton üzerine bomba atılıyor Kaan Temeltaş. Ve bir katliam, bir soykırım yapılıyor. Ve sen neyi protesto ediyorsun, neyi bu şekilde yapıyorsun? Yani Nur Tuba'nın söylediği gibi, yani gerçekten de bu böyle olur mu yani? Madem niyetin öyleyse, ifadede öyle demiş ya, ne demiş? Benim amacım işte o kan dursun, gözyaşı dursun, savaş bitsin anlamında söyledim diyor, ama tabii ki o bir geri manevra gibi gözüküyor. Çünkü bu eylemin karşılığı o ifade asla değil. Yani bir çark etme durumu var. Tabii ki bu hareket sportmence ve şık bir davranış da değil. Sen dünyada bir katliam var, soykırım var. Bir sporcu kimliğinle sen buna nasıl alet olabilirsin? Niye alet oluyorsun? Ama her şeyden önce yine altını çizelim Kaan. Yani bu tür şeyler olacaktır. Oluyor da. Dedik ya, Türkiye bir baskı altında, bir taarruz altında. Bir yandan emperyal güçlere bakıyorsunuz, bir yandan ekonomik saldırı altındayız. Diğer yandan bakıyorsun terör örgütleri hiç anlamsız bir şekilde birbirine karşı gibi lanse edilen, ama aynı terör örgütleri, aynı elden talimat alan terör örgütleri ortak amacı Türkiye'ye saldırmak. Diğer yandan bakıyorsunuz camiye bir saldırı gerçekleştiriyor. İmama yönelik bir saldırı düzenliyor. Diğer taraftan bakıyorsunuz cemevlere hedef alınıyor. Cemevlerine bir eylem yapılıyor. Yani yine daha önceki yıllarda kurgulanan, oynanan, tezgahlanan numaralar aynı şekilde devam ediyor. Yani tabii ki... Bu arada özür diliyorum. Şimdi bu olay özelinde bir bilgi daha var. Yani özellikle spor medyasını takip edenlerin çok yakından bileceği Jeheskel ismini biz ilk kez duymadık. Şöyle ki ilk kez duymadık. Evet, bu sene geldi Jeheskel Antalya Spor'a. Fakat Antalya Spor Gaziantep maçıydı. O maça 9. haftaydı ligin. 9. haftasında Gazze'de yaşanan katliama yönelik bütün takımlar siyah kol bandıyla çıktılar ve orada yaşananları protesto ettiler. Jeheskel
Gaziantep maçına da yani orada verilecek olan mesaj barış mesajıydı. Fakat o maça da çıkmak istemediğini yönetime bildirdiğine dair İsrail basınında yer alan haberler söz konusuydu. Bunu da eklemek isterim yine aynı kapsamda. Tabii ki zaten. Yani burada çünkü bir barış mesajı vermek istiyorum tabii ki. Noktası var tabii ama böyle yani, bir gelişme de söz konusu. Burada sen bahsettin Kaan, yani İsrail Başkonsolosluğu'nun paylaşımı, benzer paylaşımını da aynı kişinin yapıyor olması zaten örgütlü ve organize bir hareketin ürünü olduğunu gösteriyor. Ama sorun o değil. Yani yapılan olay sportmenlik ruhuna aykırı bir olay. Sorun o da değil. Yani sorun dünyanın göz önünde yapılan bir soykırım var, bir katliam var, bebek katliamı var, çocuk katliamı var ve buna karşı yanlış bir tavır ve tutum var. Ama sorun bu da değil. Ana sorun şu. Vatandaşın bu tür provokatif eylemlere daha sağduyulu ve sükunetle karşılık vermesi lazım. Bu anlamda da bu futbolcunun bu kötü hareketi, olumsuz davranışı onu bağlar. Onun sorunudur. Yani neticede Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarımız, İsrailli vatandaşlarımız da yine İsrailli kişiler de ülkemizde güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilirler. Vatandaşlar asla kin ve nefret tohumu ekilmek istenen bir davranıştır ama vatandaşlarımızın da bu konuda son derece duyarlı ve sağduyulu olması gerekiyor diye düşünüyorum Kaan. Peki Sayın Aktay, size de yine aynı şekilde söz hakkı vermek istiyorum bu konuyla ilgili, Nihat Bey'in aktardıklarıyla ilgili. Tabii ki yani bu bağlantılı bu konuların hepsinin Nihat Bey'in söylediği doğru. Hatta George Orwell'ın çok güzel bir sözü vardır. Spor içinde öldürme olmayan bir savaş der. Aslında böyle söylese de ama spor müsabakalarının barışa ve birleştirici unsurlara çok fazlaca katkısı vardır. Hatta Birleşmiş Milletler Spor ve Barış adlı raporunda da sporun temel ilişkileri tesis etmek adına da çok önemli bir öge olduğunu her defasında vurgular. Ama fikir az önce söylediğim gibi devletler yumuşak güçle ve kendi diplomasi gücünü göstermek adına sportif faaliyetleri ve sportif etkinlikleri ve bu tip mecraları tercih ederek buradan seslerini kamuoyuyla paylaşırlar. Ama Nihat Bey'e katılıyorum. Ülkemizin yaklaşan yerel seçimlerde bir taraftan Güneydoğu'da operasyonlar devam ederken aziz şehitlerimize tekrar rahmet dileyelim. Bir taraftan İsrail'le savaş sürerken, ülke ateş altındayken, yaklaşan yerel seçimlerle beraber ülkemizin zor ve bu gibi provokatif eylemlerin olacağını öngörerek daha böyle sükunette, daha böyle birleştirici, kutuplaşmadan uzak, her defasında bunu yineliyorum her katıldığım yayında, bu tip konuları siyasi şapkalarımızı çıkararak, siyasi ceketlerimizi, görüşlerimizi bir kenara bırakarak ülkemizin birliği ve bölünmez bütününü savunmak adına bu gibi provokatif eylemlere itibar etmeden birlikte olmalıyız ki bu günleri beraber, birliğimizle beraber atlatalım. Birbirimize kenetlenirsek, acımızda bir olursak bu günleri atlatacağız ve dediğim gibi sportif alanda önümüzdeki günlerde bu ve benzeri olayların olmamasını garantisini asla veremeyiz. Sporun birleştirici ve az önce söylediğim gibi buluşturucu yönünü tercih etmeliyiz. Ayrıştırıcı yönünü asla kullanmamalıyız. Peki. Çok teşekkürler Sayın Aktay. Çok teşekkürler Nihat Bey. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.